RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, 26. dönem milletvekili genel seçimleri nedeniyle Erzincan Valiliği tarafından seçim güvenliği basın açıklaması yapıldı. Şimdi bu açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz. 26. dönem milletvekili genel seçimleri 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir. Erzincan Valiliği olarak görev ve amacımız ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan vatandaşlarımızın iradesinin adil, şeffaf ve hür bir şekilde yapılan seçimler yoluyla sandıklara yansımasını ve seçimlerin demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın en temel demokratik hakları olan oy verme haklarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanmalarını temin etmek, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi, seçimlerde halkın iradesinin hür bir şekilde sandığa yansıması için jandarma, emniyet ve kamu kurumlarıyla birlikte valiliğimizce gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk veya baskı, tehdit ve benzeri suç unsuru içerir faaliyet gördüklerinde valiliğimiz bünyesinde kurulmuş bulunan valilik kriz masasının 446-214-21-75 ya da 446-214-66-48 no'lu telefonlarını arayabilecekleri gibi İl Jandarma Komutanlığı kriz masası 446-226-09-35, Emniyet Müdürlüğü kriz masası 0446-214-31-29 no'lu telefonlarını ayrıca jandarma bölgesinde 156, polis bölgesinde de 155 no'lu telefon numaralarını arayarak her türlü ihbar ve şikayetlerini iletebileceklerdir. Ülkemizin ulaşmış olduğu ileri ve çoğulcu demokrasi seviyesinin bir göstergesi olarak milletvekili genel seçimlerinin huzur, güven ve barış içerisinde gerçekleşmesini temenni eder, seçim sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz. Erzincan Valiliği. Milletvekili genel seçimlerinde Erzincan'da oy kullanma işlemi 07-16 saatleri arasında yapılacak. Erzincan'da 930 sandıkta 152.483 seçmen oy kullanacak. 1 Kasım 2015 Pazar günü Erzincan'da 930 sandıkta 152.483 seçmen oy kullanacak. Buna göre Erzincan merkezde 101.241 seçmen 348 sandıkta, Üzümlü ilçesinde 8.282 seçmen 51 sandıkta, Tercan ilçesinde 11.488 seçmen 105 sandıkta, Çayırlı ilçesinde 6.706 seçmen 55 sandıkta, Otlukbeyli ilçesinde 1.662 seçmen 13 sandıkta, Kemal ilçesinde 5.548 seçmen 86 sandıkta, İliç ilçesinde 5.683 seçmen 68 sandıkta, Kemaliye ilçesinde 3.836 seçmen 73 sandıkta, Refahiye ilçesinde 8.037 seçmen 131 sandıkta oy kullanacak. İl genelinde ise 930 sandıkta 152.483 seçmen oy kullanacak. Erzincan'da 1 Kasım Pazar günü oy kullanma işlemi saat 7'de başlayacak ve 16'da sona erecek. Erzincan Seçim Çevresi Milletvekili aday listesi ise şöyle. Adalet ve Kalkınma Partisi Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan Özyalçın, Yalçın Tanrıverdi, Milliyetçi Hareket Partisi Hüseyin Seçer, Ahmet Kaya, Halkların Demokratik Partisi Hasan Ulucan, Gülsüm Kaya, Saadet Partisi Bekir Güzel, Ali Cebeci, Doğru Yol Partisi Türker Mert, Semra Danacı, Büyük Birlik Partisi Şahmettin Kılıç, Ayhan Kurt, Millet Partisi Aykut İnce Arık, Emine Emrullah, Vatan Partisi Kaya Çetecioğlu, Bahadır Faik Kızıltan, Hak ve Özgürlükler Partisi Zeycan Kahraman, Zeynel Yeşiltepe, Demokratik Sol Parti Mehtap Sadi, Zilfikar Karataş, Demokrat Parti Hakan Yavuz, Şehri Yılmaz, Bağımsız Türkiye Partisi Turan Aydoğdu, Faruk Korkmaz, Halkın Kurtuluş Partisi Ayşe Türker, Ayten Özay, Liberal Demokrat Parti Ufuk Keskin Kılıç, Osman Aksu ve Komünist Parti Meral Şimşek, Hatice Sema, Tuna Boylu. Erzincan-Sivas Karayolu 83. kilometresi Altköy mevkiinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralanırken kaza yeri adeta savaş alanına döndü. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Erzincan-Sivas Karayolu'nun 83. kilometresi olan Altköy mevkiinde gece 03 sularında Zeki K. idaresindeki 01AK199 plaka sayılı otomobille Mehmet Salih T. idaresindeki 28YH369 plaka sayılı minibüs çarpıştı.
Kazada minibüs içerisinde bir kişi araç içerisine sıkışırken kaza sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Sıkışan sürücü olay yerine çağrılan Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından araç içerisinden kurtarılırken yaralılar Erzincan ve Refahiye ilçesinden çağrılan çok sayıda ambulans ile hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası güvenlik kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Erzincan Ticaret Borsası'na ait hayvan pazarı yenileniyor. Yeni alan 2016 yılında tamamlanacak. İki Ekim tarihinde ihalesi yapılan Erzincan Ticaret Borsası canlı hayvan pazarının yıkım çalışmaları başladı. Erzincan'da yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği ve 80 milyon TL ticaret hacmi olan canlı hayvan pazarı önümüzdeki yıl tamamlanacak. Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Yapınca, 50 yıldan bu yana hizmet veren canlı hayvan pazarının yenileneceğini ve modern bir tesisin Erzincan halkının hizmetine sunulacağını ifade etti. Şu anda Erzincan Ticaret Borsası'ndaki bağlı olan canlı hayvan pazarının yıkım tadilat işlerine başlamış bulunuyoruz. Kudaka projemizin geçen 02.10.2015 tarihinde Erzincan Ticaret Borsası'nda ihale sonucunu sonuçlandırdık. Mevcut arazi üzerindeki padok alanlarımızı ve mevcut binalarımızı yıkaraktan ihaleye alan firmamıza inşallah bir hafta içerisinde veya en azından 10 gün içerisinde boş arsa olaraktan burayı teslim edeceğiz. Burada yapacağımız olduğumuz işlerden özellikle padok alanımızda 1250 metrekare padok alanımızın üzerini kapatacağız. Girişte dezenfeksiyon tünelimizi bulunduracağız, giriş noktamızı. Kafeteryamızı, tuvalet ve vecelerimizi, mescidimizi yeniden imar edeceğiz. Mevcut idari personelimizin bulunacağı binayı yeniden imar edeceğiz. Burada Erzincan canlı hayvan pazarındaki en büyük sıkıntılardan biri de içeriye giren araç en büyük sıkıntımızdı. Şu anda bunun etrafını, yani mevcut hayvan pazarımızın padok etrafını L şeklinde aynı anda 113 tane araç yanaşıp hayvandan indirebilecek şekilde güzel bir hayvan pazarı yapıp Erzincanlı üreticilerimizin hizmetine inşallah sunacağız. Erzincan canlı hayvan pazarı Erzincan ekonomisinin bana göre can damarlarından bir tanesidir. Şu anda mevcut yıllık 150 bin tane ziyaretçisiyle 100 milyon TL'ye varan işlem hacmiyle bana göre tüm yöneticilerimizin, idarecilerimizin, siyasilerimizin bu pazar üzerinde yoğunlaşmaları Erzincan'ın geleceği açısından, ufku açısından çok önemlidir. Bizler önemsiyoruz, bizler üreticilerimiz önemsiyoruz. Erzincan'ın hayvancılıkta belirli bir noktaya gelmesi Erzincan için bir çıkış noktasıdır. Bunu başarabilirsek ne mutlu bizlere. Dönemimiz içerisinde hayvan pazarına çok önem verdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de önem vereceğiz. Bizden sonraki gelecek arkadaşların da önem vermesini şimdiden rica ediyorum. Tüm Erzincanlılarımıza, üreticilerimize, tarımsal ürünle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Erzincanlımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şu anda daha büyük bir projelerimiz, geçen gün sağ olsun RT Şah Medya Grubu aracılığıyla da duyurmuştuk. Gazetelerimiz aracılığıyla, televizyon aracılığıyla. Erzincan hayvancılığında dönüm noktası olabilecek ileriye dönük yatırımlarımız var. Mevcut eski ünlü Eret'in Ersan diye bilinen bölgeyle ilgili. Bunu da inşallah özel idareyle, sayın valimizle, sayın belediye başkanımızla, yine mevcut ilimizin milletvekillerle, siyasilerimizle görüşerekten önümüzdeki dönemde de inşallah o projeyi hayata geçirebilirsek, bu bana göre Erzincan'ın önündeki 50 yıllık hayvancılıkla ilgili, hayvansal ürünün bir araya toplanması ve üretimiyle ilgili sıkıntılarını aşacaktır. Sayın seyirciler, yaptıkları yardım faaliyetleriyle adlarını duyuran Erzincan Gönüllü Gençler Ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü Gençler, Bir Çocukta Sen Sevindir adı altında yardım kampanyası başlattı. Erzincan'da bir araya gelen gençlerden oluşan ve yardım faaliyetleriyle kısa sürede adlarını duyuran Gönüllü Gençler Ekibi çalışmalarını sürdürüyor. 5 yıl önce 50 gencin katılımıyla başlayan ve sayıları her geçen gün artan Gönüllü Gençler Ekibi, şimdi de Bir Çocukta Sen Sevindir adı altında kampanya başlattı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteklerini arkasına alan gönüllü gençler, ilçelerde tespit ettikleri ihtiyaçlı çocuklara ulaşarak onların giyim ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorlar. İliç, Kemah ve Refahiye ilçesine giden gönüllü gençler ekibi, ihtiyaç sahibi çocukları hem eğlendirdiler hem de onlara giyecek yardımında bulundular. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan bir ekip çocuklara müzik dinletisi sundu. Hayırseverlerin desteğiyle alınan mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan paketler, gönüllü gençler ekibi üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.
Gönüllü gençler adına açıklama yapan Faruk Kocatürk, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek ihtiyaç sahibi çocukların onların katkılarıyla sevindirildiklerini ve bu tarz faaliyetlerin sürekli devam edeceğini kaydetti. İl Müftülüğü tarafından Karaağaç Kur'an Kursu alanına İslam Bilimleri Araştırma Merkezi ve yatılı Kur'an kursu yaptırılacak. İnşaat çalışmaları için Erzincan halkının desteği bekleniyor. Erzincan'ın en eski Kur'an kursu ve İmam Hatip olarak kullanılmış olan binasının yıkılması sebebiyle yeni bir proje ile Erzincan'ımızda hem ilahiyat talebelerine hem de hafızlarımızın geleceğe hazırlanmaları, daha kaliteli elemanlar vatanımıza, milletimize, devletimize kazandırmak maksadıyla bir proje hazırladık. Ve bu projeyi de Karaağaç binamızın yerine yapacağımız bina ile gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Bu projemizin içerisinde Diyanet Vakfımızın şubesi olacak ve en az 60 kişilik kapasiteli de bir yatılı Kur'an kursu ve İslami İlimler Araştırma Merkezi olarak bu projemizi yapmış bulunuyoruz. Yapacağımız hafızlarımız ve ilahiyatçı öğrencilerimiz için, yani bu kursumuzda kalacak öğrencilerimiz için 4-5 yıllık, yani İmam Hatip ve ilahiyatı okurlarken bu öğrencilerimiz, biz de müftülük olarak onlara İslami ilimler takviyesi vermeyi planlıyoruz. Bu manada bir araştırma merkezi olacak. Konferans salonuyla, sonra dinlenme ve sosyal faaliyet alanlarıyla Erzincan'ımızın merkezinde böyle bir ilmi araştırma merkezi hayal ediyoruz. Bu vesileyle Erzincan'ımızda bu tür hayırlar yapmak isteyen, destek vermek isteyen abilerimizi, iş adamlarımızı, kardeşlerimizi, hayır sahiplerimizi de bu hizmeti yapmak üzere davet ediyoruz. Araç sahipleri dikkat, kış geliyor. Araçlarınızın kışlık bakımını yaptırmayı unutmayın. Peki kışlık bakımda nelere dikkat edilmeli? Bu sorunun cevabı haberimizde. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araçların kışlık bakımının yaptırılması gerekiyor. Ototamircileri yaklaşan kış öncesi araç sahiplerini uyararak kışlık bakımların yaptırılması gerektiğini hatırlatıyor. Soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanımının her zamankinden daha riskli olduğunu belirten uzmanlar, bu hava koşullarına göre araçların hazırlanması gerektiğini belirtiyor. Araç sahiplerini uyaran araç bakım servisi müdürü Bülent Dağ, araçların zorlu kış şartlarına hazırlanması gerekli diye konuştu. Bildiğiniz üzere Erzincan'a kış gelmeye başladı. Bundan dolayı da nasıl kendimize ve evimizdeki kış hazırlığımızı yapıyorsak araçlara da bazı kışlık bakımlar yapmamız gerekiyor. Bunların içerisinde öncelikle araçlarınızın antifriz kontrolünü yaptırmanız gerekiyor. Erzincan'da 30-35 derece civarında bir antifriz kontrol olması gerekiyor. Bu derecede olması gerekiyor. Onun haricinde kışlık lastiklerinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Dişlerini ölçmeniz gerekiyor. Belli bir derecenin altında olursa, çünkü yol tutuşunda sıkıntı olmaya başlayacaktır. Onun haricinde araçlarınızın buji platin, bunların kontrollerini yapmanız gerekiyor. Araçlarınızın yakıt filtrelerini kontrol etmeniz gerekiyor. Onun haricinde araçlarınızın yağlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Kalorifer kontrolü. Bir periyodik bakımdan geçirmeniz gerekiyor araçların. Çünkü Erzincan'da kış şartlarında yakıt kontrolü yapmanız gerekiyor. Onun haricinde araçlara genellikle periyodik bir bakımda kış geldiği zaman bir kontrolden geçirmeniz gerekir. Araçlarınızın daha iyi çalışması, kışın sizi yolda bırakmaması ve yol tutuşu sağlamanız için bazı kontrolleriniz yapmanız gerekir. Bildiğiniz üzere kış lastikleri Erzincan'da zorunlu bir hale geldi. Mecbursunuz artık kış aylarında kış lastiği olması gerekiyor. Piyasada bulunan bazı lastikler var, 4 mevsimlik diye görünüyor. Bunlar öyle bir lastik yok. Ya kışlık olacak lastiğiniz, ya yazlık olacaktır. Onun haricinde araçlarınıza kalorifer kontrollerini yaptırmanız gerekiyor, silecek kontrolleri yaptırmanız gerekiyor. Bunları yaptırmanız sizin sürüş açısından hem aracınızın daha rahat çalışması, hem sizin daha rahat şekilde aracınızdan gittiğiniz yere götürmesi için bunları yapmanız gerekiyor. Biz bunları öneriyoruz. Araçlarınıza bakarsanız ara sizi yolda bırakmamış olur. Onun için araçlarınıza kışlık bakımı muhakkak yaptırın. Havaların soğumasıyla birlikte Erzincan'da balık sezonu açıldı. Fiyatlar geçen yıla oranla artış göstermezken Erzincan'da halkın balık tercihi yine hamsi ve istavrit.
Erzincan'da balık sezonunun başlamasıyla birlikte hafta sonları Karadeniz'den gelen çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı. Fiyatlarda geçen yıllara göre değişiklik olmazken Erzincan halkının tercihi ise yine hamsi ve istavrit. Haftanın her günü buraya balık geliyor. Günlük taze. Karadeniz'den, Trabzon ve Samsun'dan geliyor balık. Balık şu anda fiyatları düştüğü için yetiştiremiyoruz. Fiyat şu anda hamsinin 3 lira. 3 lira olduğu için de satış ve sirkülasyon fazla, yetiştiremiyoruz. Balığın tazesi kulaklarından anlaşılır. Kırmızı olur, kanlanmamış olur. Tabii ki yani her gün geldiği için zaten bayat olma şansı yoktur. Çeşit olarak şu anda yaklaşık 25 çeşit balığımız var. 25 çeşit Erzincan'da hiçbir balıkçı da yoktur. En çok satılan balık hangi çeşit? En çok satılan balık şu anda hamsi kilogram olarak. En çok fiyatı olan balık da kalkan balığı. Onun fiyatı ne kadardır? 60 TL'dir onun fiyatı da. Hamsi ne kadar gidiyor şu an? Hamsi şu anda 3 TL, 4 TL, 5 TL o civarda gidiyor. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 3-14, Erzurum 0-8, Sivas 1-11. Elazığ 4-17, Malatya 5-16, Bayburt 1-9. Tunceli 5-17, Gümüşhane 3-11 ve Giresun 10-13 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Elif Eczanesi. Elif Eczanesi Ordu Caddesi'nde. Erzincan'da dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolar alış 2,89, satış 2,95, euro alış 3,17, satış 3,23. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Sevgili seyirciler, yapılacak olan milletvekili genel seçimi sonuçlarını RT Şah TV'den canlı yayında izleyebilirsiniz. Saat 19'dan itibaren yayına gireceğiz ve yayın yasağı kalktıktan sonra sizlere Erzincan ve ilçelerindeki seçim sonuçlarını canlı olarak dakika dakika aktaracağız. Yarın Erzincan seçim sonuçlarını RT Şah TV'den izleyebilirsiniz. Yapılacak olan seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.